İsmim Recep Savaş. 1975 Serik doğumluyum. İlkokulumu şu an yıkıldı, üzüldük. Yeni mahallemizde bulunan Vatan İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Ortaokulumu o zamanki adıyla Kazım Karabekir Ortaokulu'nda tamamladım. Şimdiki adıyla Yunus Emre, o zamanki adıyla Serik Lisesi olan lisede de lise eğitimimi tamamladım. İktisat fakültesini kazandım. İkinci sınıfta bıraktım, bitirmedim okulu. İkinci sınıfta. Daha sonra tekrar ziraatla ilgili üniversite kazandım. Askerliğim çıktı, orayı da okumadım. Bizde hep bir esnaflık hevesi vardı. Dededen gelme, kökten gelme bir esnaflık hevesi vardı. İlkokulumuzdan beri hep esnaflıkla uğraştık. Dayıma ait olan bakkal dükkanında ilkokulda dükkan beklemeye başladık. İlk vergi kaydımızı 2001 yılında dükkanımızın olduğu yerde üzerime aldım. O günden bugüne kadar ağa dondurma ve ağanın yeri kahvehane işletmesi diye işletmeciliğimi yapmaktayım. Halen aynı yerdeyim, aynı adresteyim. Ondan sonra o süreçte 32 yaşımda çevremizin, arkadaşlarımızın, konu komşumuzun artık onların tavsiyeleriyle bir muhtarlık hevesi düştü içimize 32 yaşımda. 34 yaşımda da Allah nasip etti bu görevi. 10 sene yeni mahalle muhtarlığı yaptım. Muhtarlık yaparken süreçte esnaf odası yönetimine girdim. 2014 yılında esnaf odasına aday oldum. O zaman Allah nasip etmedi. Hayırlısı böyleymiş dedik. Tekrar 2018 Ocak ayında tekrar odaya aday oldum. Ve orada halka şöyle bir söylemim vardı. Eğer odayı kazanırsam muhtarlığı bırakacağım diye. 2018 yılında esnaf odası başkanlığı nasip oldu. O süreçte de bir sene daha muhtarlığıma devam ettim. Yerel seçimlerde de muhtarlık görevimi bıraktım. Şu an Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak devam etmekteyim. 2018 yılında geldim. 2 senelik başkanım. Bu işler heves işi. Biz hep hevesle başladık. Halen hevesimiz ilk günkü gibi duruyor. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla buralarda duruyorum. Her gün yaptığımız aktivitelerle, uğraştığımız esnafımızın sorunlarıyla, inan bir kişinin sorunu çözsek, bir kişiye yardımcı olsak, bir kişiye bilen, o bizi çok mutlu ediyor. Manen, madden değil de manevi olarak biz bu işlerin heveslisiyiz. Her zaman da derim, Allah'ım her göreve heveslilerini getirsin. Bir hevesle gelsin, hangi makam olursa olsun o hevesle, o hizmet etme aşkıyla bu millete, bu insanlara hizmet etmeyi nasip etsin. Gelebilecek en iyi yerlerden bir yerdeyiz. Burada hata yapmamaya çalışıyoruz. Burada insanları kırmadan, gönül alarak hizmet etmeye çalışıyoruz. 4 senede bir öğrenci gibi karne zamanımız vardır bizim de. Yaptıklarımızda, iyi yaptıklarımızda, kötü yaptıklarımızda 4 sene sonra esnafımızın karşısına çıkarız. Takdir neyse her zaman saygı duyarız. İnsanı bir şeylere ulaştıran yaptığı görevlerdeki başarılardır diye düşünüyorum. Yani biz insanlara zaten bir şeyler verdik ki insanlar, esnaflar, halkımız bizi buralara getirdi. Yani söyleyeceklerim o konuda bunlar. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var. Onlar da eğitim süreçlerine devam ediyorlar. İkisi de okuyor. Allah'ım hayırlı ömür versin diliyorum. Bizim çocuklarımıza da, herkesin çocuklarına da Allah'tan hayırlı ömür diliyorum. Başarılı bir eğitim süreci diliyorum.